Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP kulislerinde konuşulanları bugünkü yazısına taşıdı. İktidar tabanında herkes birbirine, Ukrayna krizi oylarımızı artırdı söylemini yayıyor bilgisini veren Zeyrek, Ukrayna-Rusya krizinin oyları artırması mümkün görünmüyor. Zira mutfaktaki yangını söndürmeye katkısı olmayan hiçbir şey oyları artıramaz. İlginçtir, Ukrayna krizi oyları artırdı görüşünü yayan AK Parti yönetimi de bu gerçeğin farkında dedi. Zeyrek köşesinde partinin yönetim kurulu toplantılarında çok ilginç detaylara dikkat çekiliyor diyerek AKP'nin toplantılarında ekonominin ve sığınmacı sorununun masaya yatırıldığını aktardı. İftar programlarında vatandaşın ekonomiyle ilgili sorular yöneltmesi bu detayların başında geliyor. Bir AK Parti yöneticisi vatandaş kira artışlarını da asgari ücrete ve emekli aylığına yapılacak zammı da soruyor diyor diyen Zeyrek, Erdoğan'a fiyat sabitleme önerisinin getirildiğini ancak Erdoğan'ın bunu geri çevirdiğini söyledi. Bülent Arınç'ın hayat pahalılığı konusundaki sert tepkisi AK Parti tabanında da karşılık buluyor diyen Zeyrek, bazı yöneticiler AK Parti'nin ya da ülkeyi yönetenlerin tasarruf edelim, sabredelim, porsiyonları küçültelim, kriz yok gibi açıklamalarının çok tepki çektiğini işaret ederek gerçekle yüzleşmek gerektiğini söylüyor ve Arınç'a hak veriyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri haline gelen mülteci sorununun da tartışmalı bir konu olduğunu aktaran Zeyrek, teşkilatlardan gelen raporlarda, yapılan sunumlarda, vatandaşın en önemli sorun listesinde ekonomik krizin ilk sırada, göçmen sorununun ikinci sırada olmasına dikkat çekiliyor. Parti de İçişleri Bakanlığı da göç konusunda net bir tavır belirleyemiyor. İş kontrolden çıkmış vaziyette. Göçmenlerin ülke içindeki trafiği konusunda da etkin bir denetim sağlanamıyor. Göçmen sorununun oy kaybına neden olacağına işaret eden bazı AK Partili yöneticiler, ekonomik kriz gibi göçmen sorununun da görmezden gelinmesinin halkın tepkisini çektiğine dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki birbirinden farklı mesajları da tabanda ve teşkilatlarda kafaları karıştırıyor, dil birliği sağlanamıyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın söylemleri toplumun bir bölümünde tepki çekmekle beraber oldukça fazla da destek görüyor ifadelerini kullandı. Zeyrek, iktidar partisinin çözümsüz kaldığını ve dil bütünlüğünün olmadığını aktararak hem ekonomik kriz hem göçmen sorunu palyatif önlemlerle çözülemeyecek hale geldiğinden iki alanda da radikal kararlar alınması gerekiyor. Ancak iktidar yaklaşan seçimler nedeniyle iki konuda da kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor. Ciddi bir yol haritası belirleyemiyor. Bakın göreceksiniz, içeride ekonomik kriz ve göçmen sorunu konusunda sonuçları somut ve hissedilir bir çıkış bulunamazsa, Putin'e Ukrayna'dan onurlu çıkışın yolu bulunsa dahi bir işe yaramayacak ifadelerini kullandı.